çok konuşuldu, çok tartışıldı. Hangi maddeden sevk edildi ve acaba bir maçlık ceza doğru karar mıydı? Galatasaray derbisinde takımın başında olabilecek Sergen Yalçın, ki aslında bu tartışmanın da bu kadar büyümesi biraz da bu konuyla alakalı diyebiliriz herhalde. Ozan Zeybek, nedir yorumunuz? Ya şimdi küfürün cezası kaç hafta minimum? En az 3 hafta. 3 hafta. Yani Sergen Yalçın'ın o sesinin son günlerde gür çıkmasından dolayı bu olay... Ama dudak okumanın cezası yok. Dudak okumanın cezası yok da orada mutlaka onu duyanlar da oldu. Caner Erkin 6 maç almıştı, evet. Hatırlıyorum ben de. Yani ben bu konuyla ilgili çok dibe inmek istemiyorum. Yani ben net söylüyorum bak. Orada Sergen Yalçın küfür etmiştir. Minimum 3 maç ceza alması gerekiyordu. Ama bunun hafifletici sebepleri var. Mesela şöyle, ben senin de aynı düşüncedeyim o zaman. Ben de bu konuda şimdi yorumlar... Ama o maddeden sevk edersen de bir maç çıkacağı belliydi. Bunun algısı çok yapıldı. Beşiktaş kulübü tarafından da işte, yok hakemler küfürü raporuna yazmadı. Küfür etti Sergen Yalçın. Yani bunu çok anlayabiliyoruz vücut dillerinden. Zaten kenardaki o gergin halini Ulenberg'le, işte Ulenberg'in hedef göstermesi. Odada da Sergen Yalçın hatalı olmuş. Bu arada teknik direktör tarzı olarak da, yani biz sadece Fatih Terim, Sergen Yalçın gibi düşünmeyelim. Jose Mourinho da Avrupa'da kendini böyle kabul ettirdi. Bazı teknik adamlar oyuna böyle çok müdahale edebiliyorlar. Sergen Hoca'nın da sürekli o el-jest mimikleri oluyor hakemler önlük maçlarda. Ama hani aldığı cezanın karşılığı, ben Galatasaray'ı takip eden biri olarak söyleyeyim, Fatih Hoca'ya her zaman bir üst sınırdan cezalar verildi bu tarz olaylarda. Şu var, yani hangi takım taraftarı olursan ol, ben Sergen Yalçın'ın teknik adamlık olarak yani bana itici gelen hiçbir yanı yok. Hani bazı teknik adamlar vardır. Kendi, evet. Bırak rakip taraftarları, kendi taraftarı tarafından bile zaman zaman itici bulunur. Bunun Sergen Hoca'nın yaptıklarının hepsi, verdiği reaksiyonların birçoğu da doğru. Takım için yapıyor. Bazı teknik adamlar şov yapar. Yani hiç göstermeyeceği reaksiyonu bile Sergen Yalçın onu gerçekten yaşadığını anlayabiliyorsun. Bunu gerçekten yaşadığını, evet, görüyorsun, hissediyorsun bunu. O yüzden bana itici gelmiyor hiçbir şey. Sen diyeceksin ki küfürü mü savunuyorsun? Ya ben buradaki futbolun içinde olan her şeyin bir malzemeden, yani küfürün belki yeri yok diyeceksin. Her şeyin yeri var aslında. Yani biz bunu savunuyoruz veya biz de küfürbazız anlamına gelmesin. Ama Sergen Hoca... Ama ceza az, onu söyleyeyim. Ceza az. Bak onu baştan söyledik. Bu maç, bu minimum olayın, 3 maç olmalıydı. Minimum 3 maç olması gerekiyordu. Ama o sevk maddesinden de sportmenle aykırıdan sanırım. Sportmenle aykırı. Zaten maksimum 1-3 çıkıyordu. En alt sınırdan verildi. Aynı olayı Pereira yaşasaydı minimum 3 maç alırdı. Sumidika döndü ya lige. Sumidika 5 maç alırdı. Fatih Hoca kaç alırdı? Zaten aldı. 4 aldı. Genelde. Fatih Hoca'nın ki artık şey. Peki netice itibariyle derbide takımın başında olacak Sergen Yalçın ama Başakşehir maçında olamayacak. Şimdi Başakşehir'de de bir kan değişikliği. Tam onu diyecektik. Emre Belezoğlu var. Bir de Emre Belezoğlu geldi. Şimdi acaba Beşiktaş'ı neler bekliyor? Bir taraftan sevindirici olan da şu. Beşiktaş'ta sakatlar dönüyor. Artık ideal kadrosuna yakın bir 11 ile sahada olabilecek Ozan Zeybek. Şimdi ilk önce Emre Belezoğlu için hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Başakşehir takımın kulübüne sadece takım olarak değil. Yani baktığımızda en uygun olabilecek kişilerin başında Emre Belezoğlu geliyordu. Birinci sırada onu yazardım yani ben de. Bazı işin hamurunda şeyler olur. Bazı insanlar orada birinci sırada olmayı hak eder veya ona yakışır diyeyim mi? Yani. Emre Belezoğlu zaten, Emre Belezoğlu'na benim bildiğim de var. En az 3 tane Süper Lig kulübü teklifte bulundu. Benim birebir şahit olarak duyduğum, başkanından duyduğum kulüp de var yani bunun içinde. Emre Belezoğlu bu hata yapmak istemedi. Şimdi artık çağımız teknik adamlarında karambole, ya tamam bu hafta buradan ayrıldım, haftaya oraya gideyim mantığı birçoğunda yok. Bunlar önemli figürlerde yok. Futbol geçmişi de önemli olan oyuncularda yok. Emre Belezoğlu onlardan biri. Mesela ben bu hafta Malatyaspor'un birkaç tane teknik adamla görüştüğünü biliyorum. İş imza noktasına gelmişken şartlar uymuyor. Eski düzen olsaydı 5 yıl 10 yıl önceki Türk futbolu antrenör profili olsaydı hemen imza atılırdı o. O akşam telefonda atılırdı imza. Peki. Şimdi Beşiktaş maçıyla değerlendirirsek. Beşiktaş maçıyla yani şimdi ben Emre Belezoğlu'nun bu Başakşehir'in düşünü değiştireceğini düşünüyorum. O da en çok devre arasını bekleyen teknik adamlardan birisi. En büyük şansı da şu milli maçı arasının olması. Kendi takımını tanıyabilecek. Direkt gelip de bir gün sonra maça çıkan teknik adamlar var. Tabii. Aynı gün maça çıkan teknik adamlar var. Muhtemelen Başakşehir'in Fenerbahçe maçını referans alacaktır bence. Bu arada evet, Aykut Kocaman iyi gitmedi Başakşehir'de ama
senin de bahsettiğin maç Karagümrük maçıydı. Bayağı da pozisyon buldur ama üç tane. Yani biraz futbol şansı da yanında değildi Başakşehir'in. Bir Rize Spor'u 3-0 yenip Okaka hat-trick yaptı sanki o maç. Orada bir nefes aldılar ama işte ondan sonra ilk kayıpta değişik kaçınılmaz oldu. Ben Fenerbahçe maçını referans alırlar diye düşünüyorum. Bence kolay maç değil Başakşehir. Ezgi, senin soruna net cevap vereyim yani. Böyle detayları yaptık. Senin olur. Pek ilgini çekmedi bu detaylar. Şöyle yok, diyeyim. Yok estağfurullah. Emre Belezoğlu bence Beşiktaş'tan puan alarak başlar. Ben de aynısını düşünüyorum. Sergen Yalçın'ın yokluğu yani Beşiktaş'ı etkiler diyorsun. Bu hafta Galatasaray'a yarar diyorum ben. Başakşehir Beşiktaş maçı da beraber biter. Trabzonspor Fenerbahçe maçı da beraber biter. Galatasaray'a nasıl yansır? Galatasaray Konya Spor'u yener diyorum. Yener mi diyorsun evinde? Ben de yener diyorum. Galatasaray Konya Spor'u yener. Şimdi Türk kamuoyunda, futbol kamuoyunda şöyle bir şey var. Konya Spor'la ilgili bir algı var yani çok başarılı, çok şey. Konya Spor'un bu sürekliliği ben sezon sonuna kadar götürebileceğini düşünmüyorum Ezgi. Yani bu her sezon görürüz bir takım bir çıkış yakalar. Yani mesela Hatay Spor. İyi futbol oynayan, bir sistemi tarzı olan bir Hatay Spor. Baktığımızda ilk 6'da 7'de bu sezon kesin olur diyebiliyorum izlediğim futbolu. Ama Konya Spor bak onun üzerinde olmasına rağmen ilk 6'da 7'de olur bile Konya diyemiyorum. Konya Spor'un maçlarını incelersek de ilk 11'in 7'si 8'i geçen sezondan kalma. Hı-hı. Biraz oynama alışkanlığının istikrarı meyvesini yiyorlar. Konya Spor uzun kaçın sırada zor. Şu anda İzge? Galatasaray'ın önünde. Bak kaçıncı sırada? 6. 6. Hatay Spor kaçıncı sırada? 4. Hatay Spor ciddi seri yaptı. 4 maç galibiyet serisi yaptı Hatay bir ara. Ben mesela Konya Spor'un bu çizgiyi sezon sonuna kadar götürebileceğini düşünmüyorum. Ben sana şöyle katılıyorum abi. Konya Spor kadrosunda hangi oyuncu bizi heyecanlandırıyor? Hatay'da var mesela. Yine buldular işte. Akintola'yı kaybettiler. Labonisse'ye getirdiler. Diouf zaten kaliteli. Mehmet bir araya gideceğim. Malumunuz bu hafta sonu Formula 1 heyecanı İstanbul'da yaşanacak. Şimdi arkadaşımız Furkan Yıldız İstanbul Park'a ulaşmış. Hemen kendisine sözü bırakalım ve detayları ondan alalım. Teşekkürler Ezgi. Inters İstanbul Park'tayız. Türkiye Grand Prix'sinde, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ikinci gün heyecan devam ediyor. Dün ilk olarak ilk heyecanda dün iki antrenman turu gerçekleştirmişti pilotlar. Günün sabah saatlerinde başlamıştı. 11.30'da başlamıştı. Ardından saat 15 seansında ikinci antrenman turuyla beraber ilk gün sona ermişti. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si de bugünse yine saat 12'de az önce tamamlanan antrenman turlarıyla beraber pilotlar 3. ve son antrenman turlarını gerçekleştirdiler. Dünyanın en iyi pilotları İstanbul Grand Prix'sinde İstanbul Park'ta yarın dev yarışta saat 15'te sahne alacaklar. Kozlarını paylaşacaklar. Bugün tabii önemli bir gün. Saat 15'te sıralama turları var Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ve pilotların yarın dev yarışı hangi sırada, hangi basamakta başlayacağı bu sıralama turlarıyla beraber belli olacak. Şu sıcak bilgiyi vermek istiyorum. Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ki antrenman turlarında da müthiş bir performansı var Lewis Hamilton'ın yine her zaman olduğu gibi. Fakat Lewis Hamilton aracının motorunda bir değişikliğe gittiği için yarınki yarışı 10 sıra ceza alarak başlayacak. Şu demek oluyor ki bugün sıralama turlarında Lewis Hamilton